Selamlar arkadaşlar, Sevecim'e hoş geldiniz. Ben Erkan, Granada serimize devam ediyoruz. Buradaki savaşı bekliyoruz, uzun zamandan beridir. Daha da bekleyeceğiz galiba ama diğer yandan aklıma gelen şeyler var, değişik şeyler var. Bir sizin yorumlarınızdan tabii ki elde ettiğiniz değişik fikirler. Şimdi burada bir kısım hafif gemilerimiz var, Bark, Mark falan filan. Onun haricinde bir de İki tane taşıma gemimiz var. Ben diyorum ki hazır burada da bir görev varken. Görev nerede? Şurada. Yani şu. Diyor ki görev gemilerini belli bir seviyeye getirt diyor. Hani kaç? %75. Toplam gemi sayım kaç olabiliyor? 13 olabiliyor. 13'ün %75'ini getir diyor. Görev tamamlansın diye. Bir o görevi yapabilmek için bir de neredeydi lan? Bir de bir şey daha var. Diyor ki Aragon bizim artık şeyimiz ya, rakibimiz, rival'ımız. Aragon'u şey yap diyor. Kına değil de ne, insult, yani hakaret et gibi bir şey. Yani ne bileyim, onları şeyler yapacağız ya, kızdıracağız onları yani sözde. Şimdi bu basit bir olay aslında. Tek hamlelik bir şey ve ödülü de 5 prestij ve 25 de military şey yani. Askeri puan. 5 prestij ya. Prestij baya iyi. Maşallah yükseldi, baya iyi oldu ya. Bu bizim askeri moralimizi falan da etkiliyor olumlu bir şekilde. Ama %5 düşüş var. %5 düşüş de -3, yani yılda 2.6 düşmesine sebep oluyor sanırım. Normalde 3.1 de halifelikten dolayı o 5.05 prestij getiriyor bize. Toplam düşüş 2.6'ya geri kayıyor. Bu şey oluyor tabii ki. Var olan prestijin yüzdesi. %5 düşüyor. Eskiden böyle değildi. Ben diyorum ki önce bu kuşa şey neydi bunun adı? Şu görevi alalım. Aragon'u gönderelim. O insult dedikleri olayı. Ondan sonra gemi üretme olayına geçelim. Ve gemilerimizi üretmeye başlayalım. Hatta şimdi ben bu görevi alayım da. Bu ne lan? Aa, az önce yoktu. Allah Allah. Görevi alınca bu birdenbire aktif hale geldi. Allah'ım yarabbim. Ben yine de gemileri koyalım diyorum. Build ship. Şimdi burada bir ikilem içerisindeyim ama çok büyük bir ikilem değil benim için. Şu neymiş? Trade power. Bak şimdi barklarımız var. Bu barklar ticaret konusunda yardımcı oluyor. Galleylerse normal savaşta başka bir işe yaramıyor normal şartlarda. Şimdi ben diyorum ki bir miktar galley, bir miktar da bark üretelim. Ama en çok sayıda da taşıma gemisi üretelim. Çünkü benim bazı planlarım var şu tarafa saldırma konusunda. Hatta stability düşüşüne rağmen oraya saldırmayı düşünüyorum. Bilmiyorum, çok mantıklı bir iş olmayabilir ama yapalım diyorum ya. Bekle bekle, nereye kadar abi? Tunus bana saldırır mı saldırmaz mı? Allah bilir ne zaman saldıracaklar. Belki de saldırmaz. Osmanlı ile ittifakımızın sürmesi lazım tabii bunun için. Morocco da aslında yeterli olabilir ama biraz sıkıntı olur. Osmanlı ile birlikte 3, 2 müttefikle olursam sıkıntı olmaz. Buraya bir kog. Buraya da bir tane. Hatta buraya da bir tane. 3 tane kog yapalım. Kaç para gidiyor? 10 altına gidiyor değil mi? 12 mi oldu? Niye lan? Az önce 10 değil miydi bunlar? Ha, galley 10. Pardon. Koglar 12. Buraya bir galley atayım mı yoksa bark mı atayım? Hiç galleyimiz yok. Barkımız var. Galleylerin ateş güçleri barklardan biraz daha iyi aslında. Barkların ama ticaret konusunda faydası var. Ama tabii kullanmamız lazım. Ticaret konusunda faydası var da. Ben galley üretelim diyorum ya. Tamam, 2 galley. Şimdilik 2 galley. 5 tane gemi üretiyorum. Bunlar gelsin, ondan sonra duruma bakarız. Bu arada ben bunu da o zaman şey yapayım. Neydi ticaret olayı? Patrol, Disable, Automatic Transportation. Yok, o da değil. Şu mu yoksa? Protect Trade, ha evet. Tamam, sen şimdi Protect Trade yap. Neresi? Safi'deyiz değil mi bizim ticaretimiz? Safi. Öyle değil mi? Transport falan filan. Tunus değil tabii ki. Ya Safi ya Sevil'e diyecektim. Safi tabii ki. Şuraya. Gönderdim bakalım ne olacak. Bakalım ne kadar etkileyecek. 1.55 0.12
Herhangi bir artış görmedim. Tamam, başka yapılacak bir şey var mı diye düşünmeye çalışıyorum bakayım. Gemi üretimi, Aragon'a insult yapacağız. Evet, şimdi en son. Ha, bu arada arkadaşlar, geçen bölüm hatırlarsanız şurada şu limiti ne etkiliyor diye ben düşünüyordum ya. Ben bir baktım, otonomi miktarının da etkilediğini fark ettim. Mesela şurada %21 otonomi var ya, gerçekten %21 oranında etkiliyor. Yani ama sayısal olarak ben bir şey söyleyemem şimdi de, hani detaylı bir şey var, hesap var işin içerisinde, ama otonominin yüksek olması bu limiti etkiliyor. Otonominizi düşürürseniz bu limit biraz artar. Zaten şu anda kendi kendine artıyor olmasının tek sebebi var, otonominin kendi kendine düşüyor olması. Çünkü yıllık mıydı, aylık 0.1 oranında düşüyor. Mesela şu anda %21 falan yazıyor ya, %21.2. Bu mesela önümüz ay %21.1 olacak falan filan. Zaman içerisinde otomatikman bu miktar giderek düşüyor. Ama mesela bizim bu ikisini aldığımızda hiçbir halta yaramamasının tek sebebi var, otonominin bu kadar yüksek olması. %73. Şimdi unrest olayı nerede burada? Ben bunu otonomiyi düşürsem, burada unrest biraz çıkar maalesef. Buraya biraz rahatlatmamız lazım ki unrest'i, otonomiyi düşürmek şansımız olsun. Ama burada yani herhangi bir olumsuz bir şey yok. Mesela burada nasyonalizm, yani milliyetçilik olayı var. Ama bitmek üzere tabii. En son aldığımız mesela Tlemcen'e baktığımız zaman burada milliyetçilik olayı hala 5. Figuik hala 5. Yani o düşmesi lazım. Otonomiyi değiştirdiğimiz zaman hepsini birden de düşürmememiz lazım. Parça parça. Heh, bu arada temel vergi miktarı var ya, şunun da etkisi var. Ben mesela Granada bu kentimizi eğer elimizden kaçırırsak, bu 6 vergi, temel vergi seviyesine sahip olan bu şehrimizi kaybetmek belki de limitimizi biraz aşağı çekebilir. Yani belki şu an 9 iken bir 8 olabiliriz. Ciddi yani düşüş sağlayabilir. Şimdi olayımız bu. Tamam, başlayabiliriz artık. O kendi halinde giderken ne oluyor? Togurut Royal Marriage verdi. Kabul. Ondan sonra aramız biraz daha iyi oldu değil mi? 93 oldu. Güzel. Daha da hızlı artar. Önemli değil. Bunu geç. Insultumuzu gönderelim. Influence değil de relation, insult. Belki de onlar bize savaş açarlar. Kim bilir. Rival'ımız yani. Böylece görev tamam. Şimdi sıradaki görevi alalım. Bir dakika. Dur lan. Dur, önce bunu halledelim de. Bu ne diyor? Administrative power, prestige. Ya prestige kaybedeceğiz ya da admin puanı. Admin puanını mı kaybedelim? 10 prestige aslında çok önemli değil ama prestijde şimdi 40 yılın başı yüksek prestijimiz var. Çok düşmesini istemiyorum açıkçası. Admin puanı da önemli ama tamam, admini gitsin dedim. Protect our brethren Almeria. Bu ikisi de aynı şey değil mi abi? Evet, ikisi de aynı. Almeria'yı ele geçir diyor. İki aynı görev, yani aynı neticeye sahip görev ama ikisi de aynı 5 prestij veriyor, o kadar. Neyse, ben gemi olayını seçiyorum. Gemi üreteceğiz nasılsa. Şimdi biz bu savaşı da beklerken bu arada ben size belki çoğunuzun bildiği ama bilmeyenler de vardır illaki. Endülüs Müslüman Devleti'nin yıkılışıyla alakalı bir şeyler anlatayım. Çok bekliyoruz. Geçen bölüm çok bekledik. Düşündüm ya, beklerken bir şey anlatmak lazım. Yani böyle boş boş ne bekliyoruz. Aşırı da hızlandırmak istemiyorum. O zaman bazen şey oluyor. İpin ucu kaçıyor falan filan, saçmalıyoruz. Endülüs 1492'de yıkılıyor. Ama o zamana kadar zaten kocaman bir devletti burada. Ve Müslüman bir devlet tabii ki. Tek bir devlet değildi tabii. Arada hanedanlar değişti, parçalandı, tekrar birleşti falan filan. Önce büyük bir Endülüs Emevi devletiydi. Daha sonra Cordoba devleti oldu. Almohatlar vardı, Almohatlar falan filan. Bir sürü böyle devletler geldi geçti. En son Granada kaldı. Granada en son devletti. Granada halbuki İspanyolların, Hristiyanların en büyük vahşetine de maruz kaldılar aynı zamanda. Bu arada gemiler geldi.
Gemileri toplayalım. Onu toplamayalım ya. Bir dakika, şu gelmedi değil mi? Bu da gelmedi. Bu da gelmedi. Bir iki tanesi gelmiş sadece. Oran. O zaman orana da toplayalım. Bu niye bu kadar çabuk geldi Allah Allah. 2 Tremgen'de unrest mi var? Yok. Neyse. Dahra'daki en azından çabuk gelmesi lazımdı. Daha da geç geliyor Dahra. Tamam. Bu Emevi devleti işte en son Granada halinde küçücük kalmışken tabi İspanyollar o zamanlar güçlüler. Yine aynı şekilde şu an gördüğünüz şekilde. Tabi böyle bir şey olmadı. Biz bu eyaletleri sattık. Yani tamamen sanal bir senaryo üzerinden gidiyoruz biz. Kendi kafamıza göre. Ama o dönemde bunlar savaş açıyorlar. Tabi bunlar da zayıf olduğu için hemen ele geçiriyorlar burayı ve geldikleri zaman da inanılmaz bir katliam yapıyorlar. Yani Granada haline gelene kadar buradaki Müslümanların çoğu gemiler tamamlandı. Buradaki Müslümanların çoğu zaten göçüyorlar. Kuzey Afrika'ya kaçıyorlar. Kimisi Osmanlı'ya kaçıyor. Osmanlı ne yaptı bakalım. Kimisi Osmanlı'ya kaçıyor. Sığınıyorlar yani. Değişik değişik ülkelere. Şimdi mesela Suriye ne halde düşünün. Baya baya bir sıkıntı yaşıyor halkı. Herkes Türkiye'ye göçmeye çalışıyor. Türkiye'ye kaçmaya çalışıyor. 8 mi? 2 gün daha bekleyelim o zaman. Tamam, o da gelsin. Şimdi şunların hepsi orana gelsin. Burada da bir tane var. Şu da orana gelsin. Şimdi bu barkları tek mi bıraksam acaba? 2 tane kov var. Kalanı bark. Peki faydası oldu mu? Evet. 1.55'ti, 1.57 oldu. Şimdi de 0.14. Yani çok cüzi bir şey etki etti gibi görünüyor. Şimdi şu kogları ayıracağım. Tamam, şunu kapattım. Önce kogları ayıralım. Taşıma gemilerini yani. Siz barklar, siz devam edin ticaret korumasına. Safi'deki ticareti koru diyelim. Onun haricinde kalan nerede o 4 gemi? Şu değil. Kalanını buraya gönderelim. Oranda bir birleştirelim bakalım. Bayağı bir gemimiz oldu ya aslında. Hop. Şimdi kaç gemi taşıyabilir bu? Kaç birlik? 5000 kişi taşıyabilir. Bu arada bu bitmedi savaş ya. Bu savaş bitse belki bir şeyler olacak ama. Tamam, bunun ilişki seviyesi yavaş yavaş artıyor. Yeni bir görev bakalım. Protect against Tunus. Yok artık. Güzel görev ama diyor ki Tunus'un ordu miktarına yakın eşit veya daha fazla askere sahip ol diyor. Tunus'un 16 bin askeri varmış. Bizim öyle bir şey mümkün değil. Ben en iyisi bir Portekiz'e hakaret görevi alayım. O da biraz prestij versin bize. Insult. Hadi bakalım. Çok kaşınıyorum ya resmen. Resmen kaşınıyorum. O da geldi. Yeni görev. Var mı değişik bir şey? Almeri. O zaman şu görevi almıyorum. Çünkü alsam da yapamayacağım şu anda. 16 bir asker yapalım diyor. Yakında 10. askerimizi yaparız büyük ihtimalle. Çünkü ben burada bir otonomi azaltmayı düşünüyorum. Bakalım nerede azaltırım. Şimdi 5000 gemi taşıyabilme kabiliyetine sahibiz. Kaç? Bir dakika, limitimiz kaçtı? Şuradan bakayım. 13, 11'ini yaptık yani. 11'ini yapmışız abi. Acaba diyorum ki 5000 iyidir, daha fazla yapmayalım. Ama bir yandan da Tunus'tan da çekiniyorum ya. Ben ordunu tamamen buraya gönderir, burayı ele geçirmeye çalışırsam. Bir dakika, diplomatım nerede lan? Insult için gitmişti değil mi? Tamam, geldi. Şimdi ben buna savaş açarsam Papa var sadece ittifakta. Diğer bizim benim müttefikler gelmeyecek. Papa'ya aslında tek başıma biraz zorlanırım ama hallederiz. Korsika'yı almam yeterli zaten. Papa'nın bu arada gemi miktarı ne? Gemi sayısı kaç acaba? Şöyle bir gelelim. Nerede? P harfine Papa. Papa. Nerede bu? Ben niye göremiyorum abi Papa'yı? P harfindeyiz.
He, pardon. The Purple State. Yani T'de olması lazım. Nerede? The Purple State burası. 9000 askeri var. Ben niye buraya bakıyorum abi? Gemi sayısına bakmam lazım. Şöyle. Lan. T harfine inelim. Papa. 13 force limiti var. 6 tane toplam gemisi var. 1 transport, 2 galley, 3 de barkı varmış. Bark. Ondan sonra cuma. O zaman bizim durumumuz iyi ya. Gemi sayımız. 4 tane barkımız var burada. Burada 2 galley ama yine de bence 2 gemi daha üretsek güzel olur ya. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi bunun maliyeti ne olacak? 70, 0,70. Bir şey değil ya. Vallahi bir şey değil. 0,70 bir şey değil. O zaman gel. Dahra uzun sürüyordu. Granada'da bir tane üretelim. Galley üretelim bu sefer. Yani tam savaş gemisi olsun. Yani asıl savaş gemileri bu ama çok pahalı bu. Hem maliyeti yüksek hem de bir tane yapsak mı acaba ya? Hani şeyin donanmanın bel kemiği falan olsun hesabı. Ama yani bak 50 altını sırf buna yatırmak şu anda maliyeti yok yok abi boşver. Neresi daha çabuk yapıyordu? Şurası. Heh. Galley. Şu Ojda'yla Granada'da Gırnata'da bir yapılsın. Bitsin bakalım. Evet. Biraz daha bekleyelim. İşte böyle arkadaşlar. Endülüs'teki yani Granada'daki Müslümanların son savaşında aslında tam anlamıyla bir savaş olmamış. İspanyollar saldırarak bütün oradaki Müslümanları tamamen yok etmişler. Yine böyle seçeceğim. Yok etmişler nasıl yok etmişler herhalde? O fena bir katliam. Yani şu an aslında IŞİD'in yaptığı o pislikler, o vahşi cinayetler bile belki onların yaptıkları yanında yani hiç kalır diyemem ama yani onların da hiç aşağı kalır yanı yokmuş yani. O zamanın tanıkları, o vahşeti görenler. Bu görenler de bu arada Hristiyan. Hristiyan olduğu halde bu vahşeti yazmışlar. Demişler ki böyle böyle Müslümanları böyle katlettiler, böyle eziyet ettiler falan filan. Enteresan şey yani Müslüman yazmış olsa dersin ki bu zaten Müslüman olduğu için abartıyor belki diyebilirsin ama adamı bir papaz falan. Yani adam din adamı olduğu için inançlı bir insan herhalde. Bak bunu alalım. Din adamı olduğu için inançlı her ne kadar hani Müslümanların ölmesine çok fazla umursamasa da sallamasa da bak alalım bu şu askeri şeyi. Atlı birliğimiz değişti böylece. Atlı birliğimiz nerede? Cavalry Archer yerine. Bak şunu açalım. Artık Şeybani alabiliyoruz. Bizim Cavalry Archer'ımız neydi? 1-1-1-1. Şimdi ise 2-1-1-2 gibi bir şey olacak. Ama her halükarda bu öbüründen daha iyidir. Tamam. Şeybani'yi aldım. Yayalarımız zaten duel. Bir sonrakisi... Bir dakika gel teknolojiye. Şimdi ne geliyor? Fire... 7'den itibaren bu arada topçu alabiliyoruz artık. Topçu yapabileceğiz. Şu anda yeni asker gelmeyecek. Ondan sonra yeni asker ne zaman gelecek abi? Şuradan bakabiliyoruz zaten. Yaya askeri merak ediyorum. 9'da gelecekmiş. Şamşirler. Şamşir. Muslim Muskitir. 12'de gelecek bunlar. Yani biz aslında çok fazla çok rahat etmeyeceğiz yani bu konuda. Ben bunu almaya direneceğim abi bir süre daha. Neden? Çünkü batılılaşma konusunda şu an aslında çok kötü olduk ama çünkü aramızdaki tek fark bir oldu. Bir fark kaldı ya. Şunlar gelişemiyorlar gerizekalılar. Kraliçeleri tam bir gerizekalı olduğu için gelişemiyorlar resmen. Against Tunus. Burada yeni bir görev yok. Bazen değişiyor çünkü. Var olan görev kayboluyor. Yerine başka bir şey geliyor. Şimdi 4 tane galleyimiz, 5 tane taşıma gemimiz var. İstersek savaşa girebiliriz. Bu arada ben bunlarla ilişkimi biraz daha geliştirsem diyorum. Biraz düşmüş. Hadi. İlişki geliştirmeye gönderelim. Ben savaşı biraz daha erteliyorum. Ben çünkü Tunus'tan çekindiğim için biraz. Tunus'un şu anki asker sayısı kaç? Tunus. Buralarda olması lazım. Heh. Ya gemi sayısıymış pardon. Lan ben de dedim 3000 kişisi varsa
Sevinecektim resmen ya. Gerçi ne sevineceğim? Osmanlı ile müttefikler şu anda da aynı savaştalar. 15 bin adamı var. 16 bin kişilik askeri var yani. Tamam, gemilerimiz hazır. Şimdi bir dakika. İsyan oranına bir bakalım mı? Her yer güzel, yemyeşil. Şimdi vergi miktarının etkisi var demiştik. Şöyle vergisi aşırı düşük olmayan bir yerin otonomisini düşürelim. Henüz düşürmediğimiz yerler varsa. Mesela Ojda'nın otonomisini sıfıra çekmişiz. Burası 18'de. 19'da. Oran mesela olabilir. Tilemce'ninki de 18. Burayı mı düşürsek? Burada ama o şey çıktığı zaman, ayaklanma çıktığı zaman hayvan gibi ayaklanma çıkıyor. Buranın ama yani yok yok bak. Nasyonalizm diyor. Bunun olmadığı yerlerden alalım. Nasyonalizmin olmadığı yerler. Burada da var. Burada var mı? Ha, burada bitmiş. Kas değil ama 1. Orsenis'in 2. Burada da nasyonalizm bitmiş. Tamam, buranın otonomisini azaltalım. Dahra'nın otonomisi yok zaten. Oran ne alemde? Ha, burada da nasyonalizm kalmamış. Bak, burayı azaltalım. 2 tane şehri azaltalım. Bak, güzel oldu. 10 gelmesine rağmen hala iyi. Hala güzel. 3, 4, oradan 5 geliyor. Ondan fazla 12 falan. Ama stabilitemiz düşerse problem yaşayabiliriz. Kültür değiştirme mi? Böyle bir şey mümkün mü şu anda? Aa, değiştirebiliyoruz. Aha, çok iyi ya. Peki maliyeti ne bunun? Diplomatik puan. Abi en sevdiğim. Diplomatik puan bir işe yarasın diyorum. Şu anda maksimuma gelmek üzere. 4.400 toplayabiliriz. Maksimuma gelmek üzere. En baştan istiyordum bunu yapabileyim. Acaba süresi mi geldi? Hepsini birden bile yaparız ya. 24 ay ama bunu dönüştürmeye çalışırken isyan misyan çıkar mı acaba? 50. Diplomatik puan diyor ama 50 yazıyor bu. Ha, bazıları 25, bazıları 50. Bu niye 50? Acaba? Hangisi Orsenis? Orsenis... Allah Allah. Korsenis neden öyle acaba? Anlayamadım. Dur. Öyle yapmayalım. Şuradan yapalım. Hepsini görmek istiyorum çünkü. Bir tanesini yapalım. Ona göre en kısa hangisi oluyorsa bence onu yapmak lazım. Ama onlar da buralar ya, şu ikisi. Ne işe yarar? Çok işe yaramaz ya. Emzap, Kazdir. Kazdir. Orsenis yapalım madem ya. 50 puan da harcamış oluruz. Bu da mı 50? Bu 75. Ojda. Ha, bunun vergi miktarıyla alakalı. Çünkü Ojda'nın yani gayet iyi bildiğim bir özelliği, vergi seviyesi yüksek. 3, bu 2. Tilemcen mesela şu an dönüştüremiyoruz. Ama Tilemcen'inki herhalde çok daha pahalı olacak. Tilemcen var mı listede? Yok. Tamam, o zaman abi bir Orsenis'i deneyelim. Bakalım, hadi bismillah. Oo. Ne o? Hiçbir şey yok. Dur bir dakika. Kültür dönüşümü herhangi bir dakika biraz ilerletelim. Hatta ay sonuna kadar ilerleyelim. Bir dakika. Evet, 1 Mart oldu. Bir değişiklik olduysa olması lazımdı şimdiye. Yok. Vallahi bir değişiklik yok. Güzel. O zaman kültür değişikliğini, kültür dönüşümünü her yere yapabiliriz abi. Peki, bir şey diyeceğim. Kültür değişimi yaptığım yerde yapamayacağım ne var? Mesela otonomiyi düşürebilir miyim? Evet. Peki otonomiyi düşürürsem buranın dönüşüm süresi değişir mi? Ben burayı düşürmek istiyordum otonomiyi. Deney yapıyoruz şu anda. Şimdi burada yazdığı tarihe göre 7 Şubat 1490'da, yani 4 sene sonra yaklaşık burası dönüşmüş olacak. Ben bunu otonomiyi düşürürsem aynı şey yazıyor. Yine bir gün bekleyelim. Bakalım. Aynı şey abi. O da değiştirmedi demek ki. Tamam. İki tane otonomi düşüşü yaptık. Şimdi ise kültür dönüşümlerine devam edelim. Mesela şuraya da atalım. Hatta mümkünse hepsine yapalım ya. Oran en önemli yerlerden bir tanesi. Kültür değişimi çünkü çok faydalı olacak bizim için. Ama bunları değiştirdikçe bu kültürlerden kabul edilmiş kültür olayı yavaş yavaş kaybolacak ortadan. Neyse.
Şu üçünü de yapsak mı acaba? Bir zarar yok ya bence. Diplomat harcamıyorum, bir şey harcamıyorum. Hepsi gelsin. Hepsini dönüştür. Hepsi birden dönüşürse hepsi Endülüs olacak çünkü. Ya Endülüs'ü buraya yayıyoruz şu anda. Tamam. İsyan oranı hala sıkıntısız gibi görünüyor. Ama abartmak istemiyorum. Çünkü en ufak bir sıkıntı olduğu takdirde mesela otonomiyi sıfıra indirmiş olduk böylece. Ha, bu arada asker seviyesinde bir artış oldu mu? 6.7. Bu kadar şey uğraştık. 6.7 mi oldu yani? Peki. Peki. Madem öyle. Yapacak bir şey yok. Ya bir yandan da düşünüyorum ki dönüştürelim ya. Şunu da indirelim. Ama en çok böyle yüksek maliyetli yerlerdekini indirmek lazım. Bak bu düştü yeterince. Şurası 2. Bunu da düşürmek lazım. Ama burada nasyonalizm var. Nasyonalizmin olmadığı yerleri düşürelim. Hepsini düşürelim abi. Nasyonumuzun olmadığı ama. Yani tertemiz yemyeşil olan şu. Evet. Burada var mı? Var. Orsini'si hallettik. Kastir. Kastir de olur. Oo sıfıra indi o. Burayı geç. Oran. Oran da temiz. İtilemcen kaldı ama burada nasyonalizm var. Onu bekleriz abi. Önemli değil. Acelemiz yok. Peki şimdi ne oldu? İki tane daha yaptık. Artış var mı? 6.9. Oo çok az bir şey daha. Bir sene sonra muhtemelen birkaç sene daha doğrusu şey olacak. Artık 10 tane asker kullanabiliyor olacağız. Bartering increase. Ya saçmalamayın oğlum. İyi bari bak iki ucu pis değnek değilmiş. Ya her yerde otonomi artışı olacak ya da admin puanı harcayıp iki hayda süreyi bitirdik. Evet. Ya da admin puanı harcayıp iki tane enflasyon düşüşü sağlayacağız. Enflasyona bakalım. Normalde enflasyon düşürmek zaten kaç? %2 düşürmek için 75 puan harcamam lazım. Normalde elle yaparsam. Bu kendi kendine düşüyor mu? Düşüyor olması lazım belli bir oranda. Ama yok düşmüyor. Sanki. Bu enflasyon düşürecek 100 harcamış olsun. Yani ekstradan bunun cezası bu görevin cezası şey sadece 25 admin puanı. Sıkıntı yok. Bence. Evet. Hatırlar mısınız arkadaşlar? Çanakkale demeyeyim de Yunanlıların Anadolu'yu işgali zamanında yaptıkları Yunan mezalimi denen bayağı bir katliamlar. Hani bebekleri havaya atıp altına süngü tutmalar, ondan sonra ne bileyim çoluk çocuk işte kadınları falan hem tecavüze uğraması hem katledilmesi falan filan. Bunların hepsini okumuşsunuzdur. Tarih derslerinizden falan bilirsiniz muhtemelen. Onların daha kötüsünü düşünün. Daha kötüsü buradaki Müslümanların başına gelmişti. Şimdi diyor ki bir stability kaybı mı yoksa 38 para mı? Para diyorum. Ne diyeyim başka? Başka çaremiz mi var? Hadi yeterli. Ya da biraz daha devam edelim. Hadi. Avrupa'nın aydınlanmasını sağlamıştı buradaki Müslümanlar. Avrupa'nın şu anki teknolojik avantajlarını, teknolojik gelişimlerinin hepsi aslında buradaki Müslümanlar sayesinde bu seviyeye ulaştılar. Ama arkasından buradaki Müslümanların hepsini yok ettiler resmen. Daha sonra bir de şöyle bir vahşilikleri var. Yani biz o vahşilikleri Moğollardan gördük. Bağdat'ı ele geçirdikleri zaman hem büyük katliamlar yaptılar hem de oradaki kütüphaneleri yok ettiler. Bir de bunlar burayı ele geçirdikleri zaman Granada'da birkaç yüz bin adet çok böyle değerli yazma eser varmış. Bunların kütüphanelerinde bunların hepsini çıkartıp yakmışlar. Sebep bunlar şeymiş hani Müslüman eseri. Müslüman eseri olduğu için bunları kullanmak yani onlarca şeymiş. Artık küfür mü denir yoksa artık neyse onların inancına göre. Böyle bu sebepten dolayı hepsini yakmışlar. Aslında biraz akılları yerinde olsa belki
onları kullansalar çok daha hızlı gelişebilirlermiş yani. Ki yüzyıllar sürüyor ondan sonra gelişmeleri. Her ne kadar bize darbeyi vurduktan sonra hem Müslümanların gelişmelerini engelliyorlar. Ondan sonra yani inanılmaz bir üzücü bir şeyler. Okuduğumuz zaman hakikaten çok şey oluyoruz ya. Bunların bir daha gerçekleşmemesini istiyorum ama gördüğüm kadarıyla Müslümanlar birlik olup kendilerini korumayı sürekli. Bunlar çünkü burada gördüğünüz herkes, şu anda Amerika taraflarında bulunan herkes aynı zamanda hiçbir zaman Müslümanların dostları olamazlar. Charge, neyin charge'ı? Covered Combat Ability. İyi, güzel. 91'e kadar şey, 5 yıllık bir atlı bonusu geliyor. Tamam. Çok konuştuk. Fazla bir şey de yapamadık. En azından şu anda ordu konusunda bir sıkıntımız kalmadı. Bakayım. Hala 9.9 9.9 evet. Ama çok az kaldım. Yakında 10 asker olacak. 10 bin askerimiz olacak. Ve Korsika'yı hala düşünüyorum ama bilemedim. Korsika'ya savaş açarsam eğer, Korsika'nın müttefiklerine bakıyorum, sadece Papa var. Papa'dan korkmuyoruz. Ben iki tur içerisinde, bir turda 5000 kişi buraya aktarırım. Korsika'nın 2000 askeri var ya da bilemedin 3000. 5000'i aktardığım zaman burayı hallederiz. Korsika'yı ele geçirdiğim zaman da vassal yapabiliriz ya da ne bileyim annexleyebiliriz de. Annexlersem buralara claim atma şansım olur. Ama buraları ele geçirmek o kadar kolay bir şey değil. Burada Avusturya var. Burası Kutsal Roma İmparatorluğu'nun bir parçası. Yani öyle şu kadarcık boyumuzla buralara saldırmak çok şey değil. Ama diğer yandan mesela Aragon'a saldırsam. Yani şurayı mesela kim ele geçirmiş? Tunus değil mi? Buraları Tunus ele geçirdi. Ama Tunus'un hedefi burayı ele geçirmekti. O yüzden savaşı hala bitiremediler. Çünkü Aragon'un son ordusu burada. Biz şu anda görmüyoruz ama belli yani. Çünkü şeye baktığımız zaman, ordu miktarlarına baktığımız zaman hala 9000 askerleri var. O da nerede olabilir? Bu da olabilir. Ama gerçi başka yerde de olabilir. Belki müttefik bir yere kaçmıştır. İspanya'ya diyeceğim ama İspanya müttefik değil. Neyse, vaktimizi fazla şey yapmayalım. Boş boş uzatmayalım. Bir dahaki bölümde tekrar görüşürüz arkadaşlar. Hadi eyvallah.